Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım, bir tanelerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Vallahi hava çok güzel. Hem esiyor, hem güneş var, sıcak. Artık sezonun kapanmasına az kaldı. Kış gelecek, kış canlar. Ondan dolayı dedim ki iyice havalar soğumadan, geçen de yağmur yağdı bu arada. İyice dedim havalar soğumadan pallarımı yıkayayım. Hani kışın sereceklerimi dedim. Mesela bunu mutfağa seriyordum. Önceden hatırlayanlarınız vardır. Bunu mutfağa sereceğim. Önce bir ısladım. Ondan sonra bir çek pasladım. Sonra tekrar ısladım. Sonra çek pasladım. Sonra sonra şu leke çıkarıcıdan lekeli yerlerine sıktım. Onunla da şununla da elimle böyle yaptım. Ama bazı yerlerde hala leke var. Çıkmıyor. Bilmiyorum ya. Kollarım yoruldu. Çıkaramıyorum. Şunlar sigara lekesi. Ah ah, biz var ya biz. Biz ne fenayız. Şuralarda da vardı. Sigara lekeleri. Anam anam. Neyse. Şimdiki bunu yıkıyorum. Barış da izinli bu arada bugün. O da varken dedim hani bir iki yıkarım ben. Sonra işte Barış da izinli olunca bana yardım eder diye bugün yıkamayı tercih ettim yani. Barış da şu an ay. Hem o da biraz kabarsın, beklesin. Etrafında kusuruna bakmayın. Barış da şu an şeye çıktı. Canlarım şu ara yerin ışığı yanmıyor. Yani patlamış büyük ihtimalle. Onu yapacak. Çünkü gece falan giderken sıkıntı oluyor yani ışık yanmadığında. Ay buralarda berbat. Her yer kötü anam. Burayı yapacak yani Barışcağızım. Ben de halı yıkayacağım. Ve harika bir şekilde sular kesildi canlarım. Çok az cimicik akıyor. Neyse ki öbürkünü bitirmiştim zaten ilk gösterdiğimi. Bu ikinciyi katlayarak yıkayacaktık Barış'la. Çünkü bu uzun olduğu için sığmıyor balkona. Tam bunu serdik. Su çok çok azaldı. Neyse biraz bekleyeceğiz artık. Evet canlarım, sular geldi. Sular gelir gelmez hemen tekrar gitmeden dedik ki halıları bir güzelce yıkadık. Sonra birazcık normal suyunu süzdürdük. Daha sonra da böyle balkondan aşağı sarkıttık halılarımızı. Şunu salona serdiğim halı vardı ya, biri o. Bir de şöyle normal vardı. Onu da yıkadık. Sonra büyük asıl kışın kullanılacak büyük halımızı da yıkadık. Bir güzelce var ya, affedersiniz, öküz ölüsü gibiydi yemin ederim. Kaldırmak zulüm, ölüm gibi bir şeydi. Yani Allah'tan Barış vardı, yoksa imkanı yok, yapamazdım. Daha sonra da ilk yıkadığım halımızı da serdik. Bu şekilde halıları yıkamış olduk güneş varken. Burada kim varmış? Burada da benim güzel kızım Çıtırım varmış. Ve size göstermem gereken ve söylemem gereken bir şey daha var. Instagram'dan yine beni takip edenler görmüştür. Haberi vardır bile. Yine tüy dökme mevsimi geldi galiba. Bu mevsim hiç bitmiyor değil mi Çıtır? Hiç bitmiyor. Bak. Kendini rahatlatıyor yavrum benim. Çünkü şu son iki gündür çok stresli. Bize küstü. Bize bile tıslıyordu. Ama ta ki bugün birazcık daha rahatladık. Yani ilk iki gün, yani bugün ikinci gün oluyor zaten. Dün diyeyim daha doğrusu. Dün aşırı stresli, aşırı sinirliydi. Barış'a, bana bile tıslıyordu. Haklı olarak da. Neden? Çünkü artık Çıtırım'ın bir kardeşi var canlarım. Çıtırım'a kardeş var. Çıtırım artık abla oldu. Değil mi Çıtır? Ama umurumda değil. Ama alışacaklar, ben inanıyorum. Alışacaklar. İyice kardeş olacaklar. Ne yapıyorsun anneciğim sen? Ne yapıyorsun? Şimdi diğer kardeşini gösterme zamanı. Merhaba de bakalım ablalara kuzum. Merhaba de bakayım yavrum, seni küçük yerim seni ben, küçüğüm benim. Canlarım bunun adı da şanslı. Gitme gitme, gel anneciğim gitme, dur. Bunun adı da şanslı. İsmini şanslı koymak istedik. Hem ona şans gelsin.
hem bize şans gelsin diye adını Şanslı koyduk. Şanslı 3 aylıkmış. Yeni sahibi, yani yeni sahibi ne ya, eski sahibi öyle söyledi ama çok çok zayıf kalmış. Dün veterinere götürdük canlarım. Kısa kısa videolar varsa onları da buraya eklerim. Koyarım, görürsünüz. Dün veterinere gittik. Sonuçta artık bizimle beraber yaşayacak annesi babası biz olduğumuza göre ve çıtırım da evde var. Ona da asla zarar gelsin istemem çünkü. Ondan dolayı hemen veterinere gittik. Sağlık problemlerine baktı, muayenesini etti, kilosunu ölçtü. Öncelikle kilosunu söyleyeyim. Rahatsız olmazsın değil mi? Söyleyebilir miyim? Duruşa bak. Söyleyebilir miyim? Kilosu tam tamına 850 gram. O kadar zayıf yani. O kadar bakımsız kalmış. Çok zayıf yavrum. 3 aylıkmış. Ya bizim, bize göre Barış'la hani bizim tahminimiz 3 aylıktan daha küçük gibi geldi yani gözümüze. Ya ne bileyim 1 aylık gibi falan yani. O derece zayıf. 850 gram artık kemikleri çıkıyor kızımın. Neyse kilosu ölçüldü. Ağzına, kulağına, her yerine baktı veterinerimiz. Güzelce muayene etti. Birazcık boğazlarında hafiften bir enfeksiyon varmış. Mercimek tanesi kadar şişlik varmış hafiften. Daha sonra gittiğimizde ateşi de vardı birazcık. 39.6 mı? 38.6 mı? 39.6'ydı. Sonradan düştü. 38.4'e. Daha sonra ağrı kesici, ateş düşürücü yapıldı. Ve ne yapıldı ya? Ha, iç dış parazit yapıldı. Hem iç hem dış. Güzelce ne? Çok şükür ciğerlerinde falan herhangi bir sıkıntısı yokmuş. Dün mama ve su içmedi hiç. Ne bir mama yedi ne bir su içti. Gel buraya kaçayım. El kadar ama görmeniz lazım. Nasıl hiperaktif maşallah. Dur bir şey anlatıyorum. Hiç mama su yemedi, tüketmedi. Şırıngayla dedi su verin dedi. Şırıngayla suyunu da verdik. Vitamin verdi, onu kullandırdım. Bugün çok şükür suyunu da içti, mamasını da yedi. Kabızlık sorunu vardı birazcık da. İlaçlardan sonra o da geçti. Pıtır pıtır keçi boku gibi yapmış. Affedersiniz. Yavrum. Birazcık zayıf kilo aldıracağız. Hemen buna yavru kedi maması sipariş verdim. Evde şu an var da birazcık. Reflex'in yavru kedi mamasından sipariş verdim. Çıtır'ın da maması bitmek üzereydi. Ona da mama sipariş verdim. Birazcık bizi hanımefendi zarara soktu ama olsun. İç dış parazit aşısı 600 TL'ydi canlar. Ve aldığımız vitamin hem çıtır kullanabiliyormuş hem de bu da kullanabiliyormuş. Buna bir pompa, çıtıra iki pompa. Bağışıklık sistemini güçlendirici bir vitaminmiş. Onu da gösteririm şimdi sizlere. O da 600 TL'ydi. Onu da verdik artık. Ne yapalım? Aslında aklımızda ikinci kedi sahiplenme gibi bir durum söz konusu değildi. Durumlar bu şekilde gerçekleşti. Bu arada cins kedi falan değil, melez bir kedi. Yani karışık. Annesi ne? Annesi cins de babası cins değil galiba. Burada bir sayfa var. Biliyor, yani her şehirde vardır Face'de. Manavgat hayvan sahiplendirme sayfası. Orada kendilerini gördük. O şekilde aldık, sahiplendik. Artık yeni yuvası burası. Hem de çıtırıma kardeş olsun istedim. Arkadaş olsun istedim. Çıtırım çünkü çok böyle sessizleşti, sakinleşti. Yalnız hissediyor gibi hissettik. Öyle bir tane daha olsun dedik böyle. Allah'ın bereketiyle yollar. Ben inanıyorum çıtırı aldığımda çok bereketliydi. Çok şanslıydık yani, çok güzeldi. Bu da aynı olacak yavrum değil mi? Ablalarla tanıştın artık. Çıtırın tasmasını taktım şimdilik. Şurası gevşek. Çünkü bir yere bir giriyor, bulamıyorsun. Nerede olduğunu bulamıyorsun. Hani bunu takınca hiç yoktansa ses geldi yani. Ses geliyor nereye gitti. Kaçtı ve hemen koltuğun altına giriyor. Neyse çok konuştum canlar. Bu şanslıyla da sizi tanıştırdım. Şimdi yemek vakti. Bugün Barış Cazım dediğim gibi izinliydi. Halıları falan yıkadık. Kahvaltı yaptık. Sodamızı içtik. Kahvemizi içtik falan derken Barış sonra biraz acıktı. Kalktı kendine çemenli yumurta yaptı. Yanına da haşhaşlı ekmek. Afiyetle tüketti ama ben kendimi, boğazımı tuttum ve kesinlikle yemedim. Vallahi yemedim. Şimdi de yemek hazırlayacağım. Akşam yemeği.
Yemeğimizi yiyeceğiz. Mantar sote yapacağım. Dolapta mantar vardı. Onu şimdi yıkayayım, doğrayayım. Mantar yıkanmaz diyorlar da. Ben yıkıyorum canlarım. Hani soymuyorum ya. Tek tek uğraştırıcı. Domates bitti. Barış onu almaya gidecek. Domates, balık. Muz. Varsa bir de muz. Evet. Barış markete gitti. Ellerimi yıkayayım. Bakın. Evet, şanslıyla veterinere gidiyoruz. İlk iç dış parazitimizi yaptırmaya, oradan sonra da normal bir muayene olmaya gidiyoruz. Veteriner ablamız şu tatlı şanslıyı bir görsün bakalım. Değil mi kızım? Evet. Soğanlarımı doğradım, biber doğradım. Böyle uzun uzun seviyorum ben bu arada. O yüzden öyle yaptım. Birazcık salça kattım. Zeytinyağı ile yapıyorum bu arada. Annem şok. Çünkü ben zeytinyağını hiç sevmezdim ama işte birazcık hafiften bir diyetli olduğum için yani dikkat ettiğim için öbür yağdan yani ayçiçek yağından kullanmak istemedim. Birazcık mantarları sotoleyeceğim. Yemeğimi hazırlıyorum canlar. Evet, bu akşamki yemeğimiz de hazır canlarım. Allah bin bereket versin, olmayanlara da versin inşallah. Bayağı bol bol oldu, ekmeksiz yiyeceğim. Esra Erol'u izliyorum, şu konuyu çok merak ettim, onu izliyorum. Yemeğimizi yiyelim, yemekten sonra görüşürüz. Canışkularım, biz yemeğimizi yedik. Üzerine sodamızı falan değiştik. Oturduk bayağı bir saat 8'e geliyor. Şimdi abimgile gidiyoruz. Yengemgile gidiyoruz. Kahve içeceğiz orada. Birazcık sohbet muhabbet edeceğiz. Ondan sonra geri evimize geleceğiz. Ve vitamini de size göstermeyi unuttum. Veterinerin önerdiği vitamin de buydu. Carnivore, lisine, forcu falan diyor. Yani bilenler biliyordur belki. Bunu verdi işte bir pompa. Onu yapıyoruz. Oy, bir sıcaklık bastı yine ya. Vallaha. Acayip sıcak oldu. Işığı kapatayım mı? Çöpleri atacağız giderken. Tezgahı toparladım. Bulaşıklarımı hallettim. Vallaha bir yığın çöpüm oldu. Bakın onları atacağız. Şimdi giderkene. Gidiyoruz. Orada kahvelerimi çekelim. Evet canlarım, çöplerimizi falan attık yolda. Hemen çıktık geldik. Zaten yakınız. Mesafemiz çok yakın. Kahvelerimiz de hazır. Yengem yaptı kahveleri. Benimkini en sona bıraktık. Çünkü Sade sade içiyor. olduğu için. Şekerli içemiyorum canlarım. Artık biliyorsunuz zaten. Kediyi yakaladım Böyle kahvelerimiz bol köpüklü oldu. Bize afiyet olsun. Evet Yavaş canlarım, yavaş. en Yavaş son yavaş. abim gilde kahve içiyorduk. Baya bir sohbet muhabbet ettikten sonra nasıl olduysa karar değiştirip Bir şu anda an kalbim neredeyiz? taktı. Ne yapıyoruz? Pille paça yiyoruz. Vallahi kalktık akşam şu an 10. Gece 10 Ama Barış yani. abi başına ben Yavaş. çıkmadı mı? Barış senden mi çıktı hep? Yok ben kelle Yok valla sevişti kelle var mı? sövüştü. Benim de canım kelle paça istedi dedim. Kelleden aklıma geldi. Gitsek mi gitmesek mi yesek mi yemesek mi derken soluğu burada aldı. Aynen burası çok güzel. Biz önceden de gelmiştik Barış'la. Hepimiz kelle paça söyledik. Eğitimde de mercimek çorbası. Diyetteyim biliyorsunuz canlarım. Ama ve lakin bugün ödül günü. 2 kilo vermişim. Onu da bugün alacağım. Ne yapayım ya? Ayak uyduruyorum herkese. Hem vitamin ne yapayım yani? Gış geliyor. Tabii. Biz bu arada kelle paçayı sevmeyenler illaki vardır. Ay kaşımdan düşmedi şu et de ya. İllaki sevmeyen vardır ama şey canlarım bu karışık değil. Sadece et. Yani sadece siyah yeri. Öyle dil, göz falan yok. Normal. Şimdi Kase kocaman bir göz. bolcana bir sarımsaklı sosumuzu dökelim. Tuz var mı? Aa, buraya koydum. Açık. Dökelim. Geçen geldiğimizde var Altında ya dibinde var istiyorsan. 20 kaşık koydum abi geçen geldiğimizde. Sarımsağı. Ekşiyi. Ben çok severim. Bunun tadı da sarımsaklı, ekşili olur. Vallahi ay yeter yeter. Kriz geçireceğim şimdi yeter. Sen boşa diyet yapıyorum deme. Ben sana Sen diyetteyim Sedacığım. Aa Barış biliyor. Söylesene Barış diyette değil miyim? Bugün 2 kiloyu ödüllendirdin. Yarın da 3 kiloyu ödüllendirirsin. Gayrı her gün bir ödül olur. Yok valla eve gidince ben spor yaparım vallahi.
Tabii. Yedikten sonra. Sana bir şey demiyorum. Canım istedikçe ye. Aynen ya. Çok kısıtlamıyorum kendimi. Kısıtlayınca da şey oluyor. Daha çok yiyesim geliyor. Evet canlarım, sizinle beraber tadına bakacağım bir kaşık. Şu niye dolanıp duruyor ya? Heh. Suyun içim. Oo, şifa niyetine şifa. Şifa niyetine. Ne oldu? Kelle paça reklamı yapıyorum. Ay. Ay. Kelle paça için canlarım şifa. Soğanlara falan ektin mi? Neyse ben kendim içeyim. Görüşürüz. Evet canlarım çıktık. Doğan çam et mangal yerinde yedik. Gayet de güzeldi. Memnun kaldık. Buradan yoldan geçecekler falan varsa tavsiye ederim canlarım. Hemen şurada dersi balık var. Dersi balığın karşısında oluyor. Şimdi evimize gidiyoruz. Evet canlarım, eve geldik çok şükür. Üstünden yemeğin üstünden 1,5 saat falan geçti. Şu an saat kaç? 11:30. Ama vicdan azabından dolayı spor yapacağım şimdi. Spor yapıp öyle yatacağım. Hem de o yaptığım egzersizlerin iki katını yapacağım. Pişman olmak istemiyorum. Çok kötü gerçekten. Çünkü kendimi adapte etmiştim. Ama hiç ekmeksiz yedim ve hepsini bitirmedim bu arada. Biraz yedim, gerisini Barış'a verdim. Öyle. Spor yapacağım. Hem de her gün yapıyordum zaten. Bugün yapmamıştım Barış evde diye. Halı yıkadık, öyle düşünün. Halı yıkadım, bugün yapmam diyordum ama bugün yapayım. Kendimi iyi hissedeyim. Yoksa kötü hissedeceğim. Telefonu da şarja takacağım. Ondan sonra spordan sonra duşumu alırım. Sonra açarım videoyu. Anlatırım diğer halimi. Şimdi biraz şarj olsun çünkü %10. Evet canlarım, bir tanelerim. Sporumu yaptım, duşumu aldım. Videomu editleyip yatacağım inşallah. Ay yoruldum ama değdi. İçim rahatladı hiç yoktansa. Yarım saate geçkin 45 dakika falan spor yaptım. Kan ter içinde kaldım. İnanın çok iyiydi. Bayağı etkiliydi. İnsan en başta bir ısınmada bir yoruluyor. Devamı gelemeyecekmiş gibi hissediyor ama geliyor. Merak etmeyin. Öyle sporumu da yaptım. Gönül rahatlığıyla yatabilirim artık. Ne oldu şanslı? Niye miyavlıyorsun anneciğim? Miyavlıyor yavrum. Evet şimdi videomu sonlandırıyorum canlar. Bu şekilde kapanış yapmak zorundayım. Kusura bakmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın. Elim titriyor kız. Niye bilmiyorum. Neyse. Bu arada tam 2 litre su içtim. 2 litre su içtim. Bir de bir su bardağı ayreten içtim. Onu da söyleyeyim. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.